Oyun Matüden herkese merhaba. Bugün ben işletmede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde fabrika kurmuştuk fakat ben Şeftali'den konserve yapamayacağımızı söylemiştim. Fakat yapabiliyormuşuz. Gözümden kaçmış. Bunu bu şekilde yapalım. Buraya iki işçi verelim. Bu bölümde ne yapacağız? Hemen ona da değineyim. Bu bölümde artık şu geniş düzlüğe yayılmaya başlayacağız. Öncelikle bir adet karşıya geçebilmek için bizim köprüye ihtiyacımız var. Köprünün yerini ayarlayalım. Köprü şu şekil olsun. Şimdilik hemen açıkta kalacak arkadaşlar. Boş elemanlar orayı halletsin. Karşıya geçtiğimiz zaman bizim hemen ilk etapta ufak bir stop bile ihtiyacımız olacak. Hemen köprüye yakın bir yere stop bile kuralım şu şekilde. Çünkü böyle temizliğe temizliğe ilerleyeceğiz ve biz buraya büyük bir tane market kuracağız. Çünkü artık bu marketin etrafında kurabileceğimiz bir şey kalmadı. Bu arada bunu da çalıştırmaya başlayalım. Elimizdeki meyveleri buraya getirelim. Bu açtığımız düzlükte büyük meyve bahçeleri de kuracağız. Çünkü bu fabrikaların ihtiyacını karşılayacak meyveyi üretmemiz gerekecek. O nedenle şu anlık fabrikamız tenekelerini aldı. Meyve bekliyor. Elimizde yeteri miktarda meyve var mı? Yok herhalde. Bir tane bahçemiz olduğu için elimizde yeterli miktarda şeftalimiz yok. Evet, sorun değil arkadaşlar. Şeftalimiz de olacak. Çünkü zaten elimizde var tohumu. 3-5 tane şeftali bahçesi kurduğumuz zaman fabrikamız düzenli bir şekilde üretime başlayacak. Öncelikle köprü, stokbil ve çevrenin temizlenmesiyle başlayacağız. Stokbilin kurulmasını bekleyelim. Köprümüz inşa edildi. Bu alanda birkaç tane de bu değişik ormandan kurabiliriz. Biliyorsunuz oduna zaten ihtiyacımız oluyor. Gördüğünüz gibi buradaki limanlardan bu odunlardan ürettiğimiz mobilyaları satıp malzeme alabiliyoruz. Stok bilimiz de kuruldu. Temizlemeye yavaştan başlayalım. Şöyle bir temizlik yapalım ilk etapta. Bu açılan yere de güzel güzel bahçelerimizi kuralım. Buraya bir tane ambar da kurmamız gerekecek. Ambarı şöyle biraz ileriye kurayım. Bu alanı değerlendirelim. Bahçelerin de yeri hazır. Hemen hızlı bir şekilde şeftali bahçelerimizi oluşturalım. Tabii şeftalilerin olması da birkaç sezon sürecek. Onun için yapacak bir şeyimiz yok. Ne getirmiş?
Arkadaşlar odunları alalım. Demir madeni de var, onu da alacağım. Bundan bize lazım mı acaba? Onu düşünüyorum da. Şu anlık almasak da olur. Biz bunu 14 yapalım. Bir tane de bundan aldık mı? Şimdilik yeter. Bir başka sıkıntımız başlamadan hemen onun da önüne geçelim. Bizim bir tane daha demirciye ihtiyacımız var. Şuraya kuramıyoruz. Daha ufağı var mı diye bakıyorum ama daha ufağı yok. Buraya da kuramıyoruz. O zaman şuraya kuralım. Ya da nereye kuralım? Buraya da kuramıyormuşuz. Düz alan olmadığı için sıkıntı yaratıyor. Şöyle fabrikanın arka kısmına kurayım. Buradan gidemiyoruz. O zaman bu taraftan dolanırız. Çünkü yakın zamanda demire de ihtiyacımız olacak bolca. Hemen bu şeftali bahçesini başlatalım. Burada da değişik bir şey buldular herhalde. Farklı gözüküyor. Bu arada şu animal supply'i de halledelim. O hangisiydi acaba? Bunda değildi. Onu da bulmam gerekiyor. Çünkü o da gayet, evet şu. Bu da gayet güzel bir materyal sağlıyor ve yüksek bir getirisi var. Bununla da bayağı ihtiyacımızı karşılarız. Biz ona gerek yok. Tavuklarımız da yavaştan çoğalıyor. 2 tane almıştık, 5 tane olmuş. Hemen açalım bunları, faaliyete getirelim. Şu an hazır odunumuz varken. Şu karşı tarafa da yapabilirim. Birkaç tane bahçe kurayım. Stokbin neredeyse doldu arkadaşlar. Baya sağlam bir malzeme getirdik şu kadarlık alandan. Henüz daha tamamlanmadı. Bir kısmı daha var. Şurada birazcık bir alan kalıyor. 8'e 9'a 8 olması lazım. Buraya bir şey, evet buraya bir şey kurmuştuk. Tamam, biz burayı bu şekilde değerlendiririz. Boş durmasın. Şöyle biraz daha yolu uzatalım. Şu yan kısmına bir tane daha bahçe kuralım. Arkasına bir tane daha.
Açılan alanları da hemen hızlı bir şekilde bahçeye dönüştürüyorum. Sende ne var? Sende güzel şeyler varmış aslında. Bizim bunları alabilecek durumumuz yok. Şöyle yapalım. Biz bu kadarlık. Kereste alacağım. Biraz daha ne alsak? Şundan da biz bir 7 desek. Evet, 7 desek oluyor. Bir tane de şundan alalım. Paramız boşa gitmesin. Şu an arkadaşlar üretime başladı. Şeftali gelmiş. Şu an 240 tane üretmiş bile. Fabrikamız. Demirci de kuruluyor. Yani şu an alet stoklarımız azalıyor. Ona takviye olması açısından bizim için iyi olacak bir şey bu demirci. Bu arada oyun moddan dolayı biraz kasıyor. Umarım sonraki bölümlerde daha da çok kasmaz. Bahçelerimiz de hazır. Abi çok güzel şeyler getiriyorsun da yok. Yani bizden o kadar şey çıkmıyor. Şu anlık ama ileride çıkacak. Şu an bakalım fabrikada ürettiğimiz ürünler evlere girmiş mi? Şu an evlere girmemiş. Burada da yok. Ya da çok çabuk bitirdiler. Yani evlerde gözükmüyor. Ama şu an fabrikada da üretim yok. Durmuş. Bunun nedeni yine şeftalideki sıkıntı. Bir tane bahçemiz var biliyorsunuz. Ondan ürettiğimiz şeftali değerlendiriyoruz şu anlık. Ama şu an 7 tane daha bahçemiz oluyor. Buradan ürettiğimiz şeftalileri fabrikamızda değerlendireceğiz. Şeftali bahçesi sayımızı arttıracağız. Fabrika sayımızı arttıracağız. Bu şekilde biraz ilerleyeceğiz. Daha sonra da tarımsal ürün fabrikasyonuna geçeceğiz. Ama ben beyanda olduğunu zannetmiyorum. Bunun için de yine bir fabrika kuracağım. Fabrika yine buraya kuracağız. Şöyle bir bu değil. Evet. Şu olması lazım. Bir tane de bundan kuralım. Zaten malzemeleri eksik. Malzemelerini tamamlamak için de yine burayı bekleyeceğiz. Şu an bunun bir tanesini daha çalıştırabiliriz. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu değişik türde hayvan çeşidi bulup bu hayvan çeşitlerini yüksek maliyetli fiyatlı satmamıza sebep oluyor. Yani oldukça işimize yarayan bir şey. Şuraya misal ekleyelim bu. Şundan bir tane alalım. Buna ihtiyacımız var fabrika kurarken. Biz hepsini verelim. Ne alacağız üstüne bakalım. Ne alacağız? Tabii ki bundan alacağız da ne kadar alacağız? 22 desek 21 diyelim. Kurtarmadı. 5 tane de sant toprak olması lazım. Ondan alalım. Yalnız deniz kumu herhalde, toprak değil de. Bunun bir tanesini tedarik ettik. Şimdi bir tane daha kaldı. Yine onu da buradan tedarik edeceğiz.
Bunları kendimiz üretmiyoruz. Bunların üretimi oldukça zor ve sıkıntılı. Birçok malzeme istiyor. Onun yerine biz mobilya üreteceğiz. Biraz daha az getirisi var ama daha yüksek bir üretim hacmine sahip olabiliriz. Sadece odun istiyor. Buradaki marangozhanemizi de açalım. Ama odun sayımız güzel de bu yakacak sıkıntısını ne zaman sonlandıracağız acaba? Evet, burayı hallettik. Şimdi biz bu tarafa doğru yönelelim. Yine ufaktan bir stok bir kuralım. Bunları sonradan temizleyeceğiz. Yerine daha değişik binalar kurabileceğiz. Şöyle bir stok bir kuralım. Buranın temizliğine başlayalım. Şöyle bir alan için yeterli olacaktır. Birkaç tane daha orman yapmamız gerekiyor. Bu nedenle açılan alanları değerlendireceğiz. Odunda hala bir sıkıntımız bitmiş değil. Şehirdeki binalar da yakacağı, yani kömürü yakacak olarak kullanmıyor. Bu da sıkıntıya yol açıyor. Bu arada şimdi kurduğumuz fabrikada da inşallah bu ürettiğimiz bezelyeleri değerlendirebiliriz. Onu da yaparsak zaten gıdadan yana sıkıntımız kalmayacak. Bu arada gıda miktarımız da oldukça düşmüş. Nüfus artıyor, nüfusa yetişemiyoruz. Fabrikalar aracılığıyla bu nüfusa yetişeceğiz. Bu miktarı bir yerde yazıyordu. Ona bakmamız lazım. Şöyle bir bakayım, neredeydi acaba? Tam hatırlamıyorum. Ama ve lakin şunda olabilir mi? Bu değil. Şu. Ya da ben herhalde başka bir yerden bakmıştım. Yani ürettiğimiz şeftalileri teneke yardımıyla iki katı üretim hacmine çıkartıyor bu fabrikalar. Bu da yiyecek de oldukça işimize yarıyor. Şu anlık tavuğa ihtiyacımız yok. Tavuk çiftliğimiz var. Sadece bu building supplies lazım. O da gelecek şimdi. Şu an yiyeceklerimiz sıfır çekiyor. Bu bize çok büyük bir sıkıntı yaratacak. Yiyeceklerimiz neden sıfır çekiyor? Yani bu kadar da nüfusa bu kadar yiyecek nasıl yetmiyor acaba? Birkaç farklı önlem almamız lazım. Şu alandaki boşluğu değerlendirelim. Biz bu alana bir adet bu alana kuramıyoruz. Şuraya kurabiliriz. Bir tane bal üretebileceğimiz bir tesis kurduk. Bu bizim işimize yaramaz ya. Bunu kurmamıza gerek yok. Acaba bu ne işe yarıyor? Su kenarına mı kuruyoruz? Ördek mi avlıyor bu ya? Bir tane de bundan kuruyorum. Deneyelim. Bunu daha ilk defa kuruyorum ben. İki tane de balık tutabileceğimiz alan inşa edeceğim. Birini böyle kuralım. Hazır buraya teması var. Diğerini de şöyle kuralım. Binalarımız yapıla dursun. Yiyecekten yana sıkıntımız çok büyük olacak. Bir tane fabrikayla kesemiyoruz arkadaşlar. Yani bu da normal. Zaten bir tane bahçeden gelen şeftaliler yetersiz kalıyor bu fabrikaya.
Yiyeceğimizi çeşitlendireceğiz. Böyle bir önlem alacağız. Başka türlü bir çözüm yok şu anda. İlk balıkçımızı çalıştırdım. Şu binalar tamamlanmış bu arada. Bunlarda henüz iş yok. Uritsen elimizde olması lazım. Fazlasıyla var. Maalesef ondan getirmemiş. Gönderelim. Diğer fabrikamız bir sonraki sefere kaldı diyelim artık. Sadece bir tane eksiğimiz var ya. İkinci balıkçımızı da çalıştırıyorum. Da bu ürettiğimiz balıkları nerede depolayacağız? Buradan taburuya gidecekler. Bu da sıkıntı olacak. Bunlar için ufak bir ambar kurmamız gerekiyor. Bu da çok büyük ya. Şöyle ufak bir tane ambar kurmamız. Ve iki tane kuralım hatta. Ben hala buradayım yani. Bu ne üretecek bize? Onu düşünüyorum. Alabileceğimiz bir tohum. Bunların hiçbirini kullanmayabiliriz. Kullanabiliriz ama şu anlık kullanmayalım. Evet, balıklarımız buraya yerleştirilebiliyor, sıkıntı yok. Ama gerçekten çok ufak ya. Bunlar çabuk dolar. Neyse, alan sıkıntımız yok. Birkaç tane daha kurarız. Bunun yerine bir tane büyük kursak daha mantıklı. Ama onun için yeri yok. Şu ufak barınak diyor. Şunu kuralım ya. Burada bir tane bundan kuralım. Bu alanlar dolduğu zaman da buraya getirsinler. Buradan da ihtiyacı alan buraya götürsün. Buradan da buraya götürsün. Bu şekilde bir sirkülasyon ulaşsın sistem. Şu an iki balıkçımız da sağlam bir şekilde çalışıyor. Evet, dediğim gibi ördek avı için bir kişi verelim. Ben merak ediyorum, acaba gerçekten avlayabilecek mi? Var mı elinde bir şey, imkan? Burada ördek diye bir şey gözükmüyor. Bakalım ne kadar üretim sağlayacak bir sezonda. Bu arada bu bal için de henüz bir aktivite yok. O yapıla dursun. Biz şöyle bir balıkçı daha kuralım. Ne kadar üretim almış? Evet, balık iyi kötü geliyor. Biz bir tane daha kuracağız mecbur. Şöyle bir tane daha balıkçı kuralım. Evet. Şimdi daha güzel oldu. Buraya da yaptığımız silo
henüz bir üretim yapamadığımız için muhtemelen buğday, arpa tarzı bir şeyler istiyor. Biz bezelye üretiyoruz tarlada. O nedenle siloya henüz bir ürün gelmemiş. Yani bunu da şu anlık boşuna kurmuşuz. Yiyecek stoklarımız tamamen tükendi. Şimdilik bu balıktı, baldı. Bunlarla idare etmeleri lazım. Biz onu istemiyoruz. Biz onu götür. Şu bal üretebileceğimiz alan. Şuna bir daha bakayım. Henüz bir aktivite yok. Hemen buraya bir kişi verelim. Bu da balımızı üretmeye başlasın. Sen ne getirdin? Şu anlık senden de alabileceğimiz bir şey yok. Sen de git. Çok fazla da balık yeri kurmak istemiyorum. Çünkü birbirlerini etkiliyorlar. Üretim düşüyor. 3 tane yeterli şimdilik. Bizim bu şekilde ufak alanlar elde etmemiz gerekiyor. Başka ne gibi bir alan kurabiliriz? Onu düşünüyorum. Şu anlık dursun bakalım. Bir de bu bal üretimine bakacağım. Henüz bunda da iş yok. Çünkü bu bir tane çalışan kapsıyor. Balıkçılar 4 kişi çalışıyor. Eğer üretimleri aynı dengede olursa balıkçılık yerine bal üretmek daha mantıklı. Çünkü daha fazla üretim sağlayabiliriz. Bu sene inşallah ağaçlarımız da verim verecek. Yani meyve alacağız bunlardan. Bu sene olmasa da önümüzdeki sene kesin alacağız. İyi kötü halkın yiyeceğini tutuyorlar arkadaşlar bu balıklar. Yani diğer tarlalardan gelecek ürünlerin yetişmesini bekletiyor. Bu balıklar iyi oldu arkadaşlar. İyi kötü halkın ani ölümlerine engel olacak. Şu bal tesisimiz de üretime başladı. Bu ağaçlar da en azından bu başlamış. Önümüzdeki seneye birkaç tanesi daha başlayacak. Bu sene ilk verimini alacağız bu tarlamızın. Bahçemizin, tarlamızın diyorum. Bundan zaten alıyoruz verimi. Şu an yiyecekte hala birkaç binada yiyecek eksikliğimiz var. Buraya 12 tane birikmiş. Tanesi 250. Bundan sadece bir tanesi, ya yani 12 tanesinden bir tane tohum alabiliriz.
Hala getiremedi ya. Şu demirleri alalım bari. 14 tane versek. 24 değil, 14. Evet. 15 verelim. Tam olsun, gönderelim. Şu market çalışan sayısını arttıracağım. Zaten iki kişi çalışabiliyormuş. Bu evlere giden gıdanın buradan oraya ulaşması gerekiyor. Markette çalışan sayısı az olduğu için ulaşmıyor. Buğday, evet, bir tane buğday alacağım tohumunu. 12 bundan verelim, 3000. 4300. Başka alabileceğimiz bir şey yok. Bu 60 yerine 54 versek, 50 versek, 50 de fazla. 46 diyelim. Evet, 46 tane vereceğiz. Alalım, gönderelim. Artık buğday üretebiliriz. Hemen önümüzdeki sezondan itibaren bunu buğdaya çevirelim. Birkaç tanesini en azından. Şu dördü buğday üretmeye başlasın. Önümüzdeki sezona bu açlıkla mücadele edebilmek adına birkaç tane daha tarla yapalım. Bahçe değil, tarla yapacağız bu sefer. Yine yeni elde ettiğimiz ürünü ekebiliriz bu tarlaya. Şöyle 2 dedik. Şöyle 3 oldu. Hemen yanına 4.'cüyü kuralım. Tarlada bir değişiklik oldu ama olsun, önemli değil. Bir birim büyük olsun gerekirse. Bunun da yanına bir tane yine ufağından şey kuralım, ambar. Şuraya kuralım. Birkaç tarlayla birlikte çalışabilsin. 5 yeni tarlamız oldu. Biz tarla kurduk herhalde. Evet, tarla kurduk. Bir de hastalık başlamış. Bu hastalık bizi komple yıkabilir. Abi en ufağından yapayım diyorum da. Şimdi önceliğimizi hastaneye vermemiz gerekecek. Hastaneyi yapmak için de bayağı geç kalmışız bu arada. Biz bunu nasıl unuttuk, nasıl atladık? Şunları durduralım. İlk olarak hastanenin kurulmasını sağlayalım. Açlıktan ölmeler başlıyor. Yavaş yavaş ölüyorlar. Bir tek bu açlığa çözüm bulamadım zaten. Fabrikayla da bilmiyorum başarabileceğiz mi, ama bu açlıktan yana sıkıntımız her zaman devam etti. Hastanemizi kuralım. Bölümler devam ediyor bu arada. Her şey tam düzgün ve düzenli bir şekil aldı derken çok fazla kaybımız oluyor. Bunları başlatalım tekrar. Hastalık da yayılıyor.
Hastanenin bir an önce bitmesi gerekiyor. Neyse ki boşta yeteri kadar nüfus var. Yani kaybımız olmadı. Şu an hiçbir binayı kapatmak ya da açmak zorunda kalmadık. Şu hastanenin tamamlanması gerekiyor, yoksa bu hastalıktan komple kırılacak halk. Bu bölümde de hastalıkla uğraşmış olduk. Şimdi bizim bir tane adama ihtiyacımız var. Hemen şu işçi sayısını biraz düşürelim. 3 tane yeterli. Hastanemiz çalışmaya başlasın. Hastalık problemini çözdük sayılır. Tabii ondan da biraz bir kaybımız oldu. Ama hastane sayesinde hastalığın yayılmasını engelledik. Burası aslında balıkçılardan daha fazla bir getiriye sahip değilmiş tabi. Burada biraz daha yüksek tutmuş. Burada hep 200'dü. Neyse, balıkçılarımız çalışsın. Onları kapatmayacağız. Tavuk çiftliğimiz de maksimum sayıya ulaşmış. Bizim buraya bir tane daha tavuk çiftliği kurabiliriz. Buradan da yine tavuk ürettiğimiz tavuk sayısını arttırırız. Hemen şöyle yolu ikiye bölelim buradan. Bir tarafı bu tarafa, bir tarafa bu tarafa gitsin. Hemen bir tavuk çiftliği kuracağım. Şöyle biraz daha geniş, büyük. Şu tarafına gelsin, tamamdır. Tavuk çiftliğini de ikiye bölelim. Biraz daha fazla üretim sağlayabilelim. Şu hasta arkadaşlar da bir an önce hastaneye gitse. Bu sefer ne getirmişler? Bunu zaten aldık. Diğerlerini de almaya şu anlık ihtiyacımız yok. Gönderiyorum. Hala hastalığı yayıyorlar ya. Ha, sen de git de şu hastalık bir bitsin. Hemen hemen bütün bahçelerimizde şeftali üretmeye başladık. Şöyle tarımsal arazilerimiz de oluşmaya başladı. Onlarda da yeni aldığımız buğday üreteceğiz. Evet, ördek vurmuş bu vatandaş. Şunu da tekrar açalım. Buğdaylarımız ekilmeye başlamış. Nasıl materyal yok ya? Şeftali azaldığı için diyor. Yok, 10 tane şeftalisi kalmış. Ama bu sene bayağı şeftalimiz olacak. Bu ördek bayağı getirmiş. Biz bundan bir tane daha kuralım. Hemen yanına. Acaba yanına kurmayalım. Yanına kurduğumuz zaman üretimini etkiliyor. Şunu kaldıralım. Biraz daha bu kısma kurabiliriz. Şuradan bir tane daha ördek üretim tesisi kuralım. Bir de şuraya kuralım.
3 tane de bundan olsun. 400 ördek eti de gayet güzel. Balık da buluyor ya. Hala fabrikamız yapacağımız malzemeyi henüz elde edemedik. O kadar geldiler gittiler ama getirmediler. Bakalım bu sefer getirirler. İnşallah öteki fabrikamızı da kurmuş oluruz. Onunla da çünkü diğer tarım ürettiğimiz tarım ürünleriyle yine konserve ürünler elde edeceğiz. Şu anlık henüz madenlerimiz de henüz tamamen bitmemiş. O yüzden onları yükseltmeye de gerek yok. Siloya da buğdaylarımız koyulabiliyor. Bu da gayet güzel. Yine odun sıkıntımız başladı. Açlıkta bu sefer sıkıntımız olmayacaktır muhtemelen. Yani artık daha fazla alanda ve daha fazla bahçede üretim yapıyoruz. Bunlar henüz toplanmadı. Ne getirmiş? Alabilir miyiz acaba? Şunu da almak istiyorum ama bakalım. 80 desek yok. Nerede alamıyoruz tabii ki. Bizim buna 200 tane falan vermemiz lazım. Neyse bir sonrakine inşallah diyelim gönderelim bunu. Bunlar toplanmaya başlamış. Şunu hemen başlatalım. Öteki bina yapıldı mı? Öteki bina yapılmamış. Onlar da ördekleri avlasın. Yani gayet güzel. 400 ördek eti bir adam için gayet ideal. Şeftalilerimizin gelmesi gerekiyor. Bu arada bu fabrikalarda çalışan işçi sayısını bir yükseltelim. Şeftaliler geldi. Şu an üretime başlayacaklar. Bunun muhtemelen yani yıl boyu üretim yapmasını sağlayacak miktarda şeftali üreteceğiz. Şu an yine yetersiz. Çünkü halkın gıdaya ihtiyacı olduğu için yeterli miktarda üretim yapmıyoruz. Ama biz o miktarı yine arttıracağız. Sadece 4-5 tane bahçede değil, daha fazla bahçede üreteceğiz. Daha fazla çeşit üreteceğiz. Bunun yanında armutunu da ekleyeceğiz, elmasını da ekleyeceğiz. Tabii fabrika sayımızı da yükselteceğiz. Böyle bir büyüme politikası izleyeceğiz. Şu an nüfusumuz az evvelki problemden önce 90'lara geçtiydi. Şu an 86 tane çalışabilir işçimiz var. 20 tane de çocuk var. Şehrin nüfusu yine 100'ü geçmiş bir durumda. Yani gayet iyi gidiyoruz. Tabii yiyecek sıkıntısından dolayı ölümler olmasa daha da güzel olacak. Şu da fabrikamızı karşılayan ihtiyacı getirseydi dedim ama getirmemiş. Şunu alalım. Şunun karşılığı olarak ne kadar vermemiz gerekiyor? 8 desek 8 çok oldu ama başka türlü kurtarmaz zaten. Şundan da 5 tane aldık. Bu tamamdır. Alalım gönderelim. Evet arkadaşlar bu bölümde burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.